Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Muhabbet kuşu üretimimize devam ediyoruz. Yeni sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Kafeslerimizi ve yuvalıklarımızı değiştirdik. Kuşlarımız bir müddet dinlendi. Aslında eşlemememiz gerekiyordu fakat kuşlarımız dinlendiği için tekrar yeni bir eşleme yaptık. Texas mutasyon muhabbet kuşları üretiyorum arkadaşlar. Texas tepeliler de var. Ufak ufak üretime başladık yine. Sezon bitiyor fakat bir kuluçka eşleme yaptık. Çiftlerimizin yavruları çıkmaya başladı. Bu yavrular biter bitmez bütün kuşlarımızı tekrar dişi erkek olarak ayıracağız. Bakıma ve dinlenmeye alacağız. Sezon açılana kadar üretimi bitireceğiz arkadaşlar. Bu çiftimizde en çok beğendiğim renklerden birisidir. Texas erkek taşıyıcı dişimiz. Yavrusu çıkmaya başladı. Renklerini merak ettiğim çiftlerden biridir. Bakalım ne tür yavrular gelecek. Bu da bir başka çiftimiz arkadaşlar. Dişimiz Texas, erkeğimiz taşıyıcı. Bu da farklı bir çiftimiz. Erkek Texas, dişi taşıyıcı. Bir süre bu şekilde kafeslerimizde kalacak ve daha sonra tekrar ayıracağız kuşlarımızı. Kürlerini, bakımlarını yapacağız. Yeni sezonu hayvanlarımızı hazırlayıp üretim için sağlıklı olmalarını sağlayacağız. Tabi salma kafeste bekleyen kuşlarımız da var. Sadece eşlediğimiz kuşlar değil. Bu da diğer kuşlarımız dinleniyorlar. Bakımlarını yapıyoruz. Sezona hazırlayıp hepsini tekrar eşleyeceğiz arkadaşlar. Salma kafesimizde kuşlarımıza kürlerimizi, mama, yeşillik, vitamin takviyeleri, yani hayvanların kilo almasını biraz, tüy değişimini, sağlıklı olmalarını sağlayacağız. Kuşlarımızı dişi erkek olarak ayırıp kızışmalarını sağlayacağız ki üretimde daha farklı sorunlar yaşamayalım. Verim alabilmemiz için bu şekilde bakımlar yapmamız gerekiyor. Sizlere de tavsiyem, sezon bittiğinde kuşlarınızı salma kafeslerinizde dişi erkek olarak ayırmanız. Ayırıp bakımlarını yapın ki hayvanların sağlıklı ve üretime hazır olması gerekiyor çünkü. Tabii ki bu süre içerisinde mama vesaire vitamin takviyeleri yaparken hayvanların çok aşırı yağlanmamasını da dikkat etmek gerekiyor. Aşırı yağlanırsa üretimde sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı tüy değişimi, hastalığına göre kürler verirseniz üretimde çok fazla sorun yaşamazsınız. Ayrıca gereksiz ilaç kullanımını, özellikle antibiyotik kullanımını da tavsiye etmiyorum. Çünkü antibiyotik kullanımı kuşlarınızda bağışıklık sorunu çıkaracaktır. Bağışıklığı zayıf olan hayvanlarda üretimde kesinlikle sorun çıkaracaktır arkadaşlar. Eğer yeriniz büyükse, mekanınız uygunsa bu şekilde büyük kafesler yapmanızı tavsiye ederim.
Bu şekilde paylaşımlarımız devam edecek arkadaşlar. Herkese keyifli hobiler dilerim. Merak ettiğiniz soruları videomuzun altına yorum yaparak sorabilirsiniz arkadaşlar. En kısa sürede gereken cevapları verilecektir. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.